İyi geceler. İyi geceler. Ne yapıyordun Duducuğum? Hiç, hiç, hiç. Hadi Dudu, hadi. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Taceddin'i eve bağlamak için kitaptan bazı sihirler araştırıyordum. Her şeyi bilmek zorunda mısın sen? Evet şekerim, istesen de istemesen de öyle. Yaptığın kötü sihirlerin sinyalleri hemen bana geliveriyor. Kötü bir sihir yapmıyorum ki ben. Kocasını eve bağlamak isteyen her kadın bu tür şeyler yapar. Pardon, eski kocan. Neyse ne. Dudu. Ayrıca burada benimle birlikte yaşarken benim kurallarıma uymak zorunda. Perihan, bir kerecik olsun işime karışmada kendi bildiğimi okuyayım lütfen. Hayır Duducuğum, aklına estiği gibi sihir yapmana izin veremem. Dudu, neden benimle konuşmuyorsun? Gel, gel oturalım şöyle. Problemin neyse anlatsana bana. Hayır, belki ben bir çözüm bulabilirim. Hadi, hadi, hadi. Tacı giyinmeye başladığından beri azdı. Geceleri sokağa çıkıyor, dönmek bilmiyor. Sabaha karşı dönüyor. Hayatında bir kadının olmasından şüpheleniyorum. Gecenin bu vaktinde hiç güleceğim yoktu. Hayır, Taceddin kimle ne yapabilir? Gül bakalım gül. Tabii sana komik geliyor bu değil mi? Ama bundan anlamazsın ki sen, böyle bir tecrüben yok çünkü. Eğer bir erkek giyinip süslenip püslenip gece yarısı sokağa çıkıyorsa... tehlike çanları çalıyor demektir. Sahiden her gece mi çıkıyor? Evet. Ve çıkmadan önce nasıl hazırlandığını da göstereyim istersen. Gözlerinle gör de şüphelerimde haksız olmadığımı anlarsın. Göster vallahi, çok merak ediyorum. Gel. İşte oldu. Harika görünüyorum. Ay Dudu, iyi ki bana bu sihirli tasmayı hediye etti. Onun sayesinde her gün değişik değişik giyiniyorum. Tamam, çok yakışıklıyım. Hadi gidelim. Aa, Tacir, dışarı mı çıkıyorsun? Evet, bir itirazın mı var? Ha? Tabii itirazım var. Azdın sen, azdır her gece sokağa çıkıyorsun. Şatoda kalıp senin yanında pinekliyim mi Dudu? Geziyorum işte, Allah Allah. Müsaade edersen geçip gideyim. Nereye gidiyorsun? Dışarı çıkıyorum dedim ya. Bilmiyorum. Kafama neresi eserse oraya gideceğim. Hem sana ne nereye gittiğimden?
Ne demek bana ne? Ne demek bana ne? Beni kızdırma. O boynundaki tasmayı şimdi yok ederim, cız cıbıl ortada kalırsın. Ve şatonun bir adım dışına da çıkamazsın. Eğer böyle bir şey yaparsan seni ısırırım. Çekil yolumdan. Geç kalıyorum, çekil. Ay hala duruyor, çekil önümden. Aa. Gördün mü? Ay, ay gördüm ve gerçekten çok şaşırdım, çok. Bu sadece bir tanesi. Biz böyle ne münakaşalar yaşadık. Peki Duducuğum, yani bir araştırma yapmadın mı? Ne yapıyor, nerelere gidiyor, öğrenemedin mi? Hiçbir şey öğrenemedim maalesef. Ne sihirli aynamdan, ne sihirli küreden. Ama hatırlarsın, Periliçe ben Taci ile boşandığım zaman beni onu sihirle takip etmekten men etmişti. Hatırlamaz mıyım? O gün bugündür sen de Taceddin'i şatodan ve dizlerinin dibinden ayırmamıştı. Ama bunu sen yapabilirsin. Benim için sen öğrenebilirsin. Geceleri kimlerle görüşüyor, kimlerle buluşuyor, ha? Yok, yok. Yapamam Duducuğum, yapamam. Çünkü benim sihirli kürem de, aynam da sadece yardıma ihtiyacı olan fanileri ya da kötülük yapmaya çalışan perileri bana göstermek için çalışıyor. Ay bir kerecik bunu delemez misin, ha? Yok, yok. Bunu yaparsam Periliçe beni çok kötü cezalandırır. Yapamam. Aa, ama bak, bak şunu yapabilirim. Bir köpek, yani köpek kılına girmiş bir fani nerelere gidiyor, ne yapıyor? Evet, evet. Bak bunu araştırabilirim, ha? İyi, hiç yoktan iyidir. Sağ ol. Geldi. Ben gideyim. Dudu beni burada görmesin. Ah Perihan, sen de görünmez ol. Kendi gözlerinle gör bakalım eve nasıl dönüyor. Gece barda, gönlüm hovarda, çalsın sazlar oynasın. Oo, iyi geceler. İyi geceler. Ne çok içmişsin. Ne güzel de içki kokuyorsun sen böyle, ha? Abartma canım, o kadar da içmedim. Ayrıca parayı nereden bulup da içiyorsun sen? Senin paran yok ki. Sevenlerim çok, sağ olsunlar. Dudu, arkanı döner misin sen bir dakika? Niye? Smokinim içki kokuyor, üzerimi değişeceğim. Zaten çok yorgunum, yatmak istiyorum. Yat, yat, yat. Betüş, Betüş. Efendim Perihan teyze. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Hayır, hayır, kötü bir şey yok. Müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Banyoda buluşalım. Tamam. Perihan teyze ne oldu? Perihan teyze mi? İyi misiniz Betüş Hanım? Burada bir tek ben varım ve saat sabahın 8'i. Evet Firuzeciğim. Şey, ben bir rüya gördüm. Yani rüyamda Perihan teyzeyi görüyordum. Ha, ve o sırada saat çaldı. Siz aslında hala uykudasınız ama yüzünüzü yıkamaya geldiniz. Ay bravo, aynen öyle oldu. Ben çıkayım da yüzünüzü rahat rahat yıkayın o zaman. Sağ ol Firuzeciğim. Bu arada günaydın. Günaydın. Az daha yakalanıyordum. Ay, kaçabilmene çok sevindim. Perihan teyze ne oldu? Hayatım, sen annenle görüştün mü bu aralar? Evet, hemen hemen her gün görüşüyoruz. Peki, sana bir şeyler anlattı mı? Ne gibi? Tahmin etmeliydim. Dudu bunu kızlarına asla söylemez. Bugünlerde biraz sıkıntısı var.
Onu yalnız bırakmayın diyecektim. Annesi var. Ya konuşurken bana hiçbir şeyden bahsetmedi. Telaşlanma Betüş'cüğüm. Yani özel hiçbir sebebi yok. Da işte bana bir parçacık sıkıntısı var gibi geldi. Onun için ona ilgi gösterin, Eda ile birlikte biraz ilgilenin istiyordum. Ama sakın nem var diye sormayın. Gerekirse o size anlatır zaten. Perihan teyze, çok çetrefilli konuşuyorsunuz. Ay çok özür dilerim Betüş. Ya içeriden ses gelmeyecek kimse yok sandım da çok özür dilerim. Sorun değil hayatım. Ben zaten çıkıyordum canım. Günaydın. Günaydın. Perihan teyze. Perihan teyze. Efendim. Lütfen hemen buraya gelir misin? Konuşmamız yarıda kaldı. Konuşacağımız bir şey kalmadı ki hayatım. Kaldı Perihan teyze, lütfen. İçime bir kurt düştü. Ne varsa bilmek istiyorum. Lütfen gel. Daha fazla konuşamam. Zaten ben de bir şey bilmiyorum Betüş. Perihan teyze, bunu sana yapmayı hiç istemezdim ama... İçimden bir ses, sen bir şeyler biliyorsun diyor. Seni dinliyorum. Günaydın. Sana da. Kimse uyanmadı mı? Betüş Hanım kalktı. Onu gördüm. Kızlar? Ay bugün tatil, hiç elleme onları. Uyuyorlar yani hala. Evet canım, uyuyorlar. Uyuyorlar dedim. Cem nereye? Odalarından bir şey almam gerekiyor. Hemen yavaşça alıp çıkacağım. Bırak uyanınca kendileri versin. Bu öyle bir şey değil ki ya. İçeriden ne aldığını öğrenebilir miyim? Hiç. Kağıtla kalem arıyordum. Bulamadım zaten. Senin kağıdın kalemin yok mu? Kokulu kağıdım yok. Tuğçe'ye mektup yazacağım da. Tuğçe zaten bugün buraya gelecek. Ne mektubu yazacakmışsın? Ya bir şeyler yazacağım işte. Hem sen beni niye sorguya çekiyorsun? Çünkü içimden bir ses içeriden sana ait olmayan bir şey aldın diyor. Üf! Ya ben dışarıya çıkıyorum. Cem! Babamlar sorarsa kırtasiyeye kadar gittin dersin. Sabah sabah. Kokulu kalemle kağıt alacağım. Görünce bana inanırsın. Sana inanamıyorum Perihan teyze. Ya niye bana söylemiyorsun? Annemle babamın arasında ne var? Hiçbir şey yok. Var. Yok yok yok. Seni dinliyorum. Peki. Bak yalnız şu kadarını söyleyeceğim. Annenin babanla ilgili bazı endişeleri var. Yoksa babam hasta mı? Hayır, hayır. Öyle bir şey değil. Yani bu başka türlü bir şey. Sakın annen sana bir şey anlatmadan sen ona bir şey sorma, olur mu kızım? Eda da sen de anneni bir süre yalnız bırakmayın. Onunla ilgilenin, sevginizi daha bir belli edin, oldu mu hayatım? Perihan teyze, ne olur bari sen bir şey söyle. Hayatım, annenin sana söylemeyi uygun bulmadığı bir şeyi ben söyleyemem. Ne olur, olur mu Çeliko? Ama... Nasıl olsa biz durumu öğrendiğimizde siz de her şeyi anlamış olacaksınız. Hadi bir tanem benim. Hadi güzel kızım. Seni seviyorum. Bay bay. Banyoda kimse yok. Ben sihirle gidiverim. Anne. Neler oluyor? Hemen anneme gitsem iyi olacak. Thank you.
Hayatım, sen ne yapıyorsun orada? Ben ne giysem diye düşünüyorum canım. Ama giyinmişsin ya, bak dolabı da kapatmışsın. Üf, çok güzel olmuşsun, çok. Aa, sahibi olmuş mu? İyi, çok sevindim. Hemen mi çıkıyorsun hayatım? Birlikte kahvaltı etmeyecek mi? Saat kaç? Yok Sadıkçığım, bu sabah beraber kahvaltı edemeyeceğiz. Çünkü bugün cumartesi, kafeye çok gelen olur. Ben hemen gidip kafeyi açayım diyorum. İyi, tamam. Yalnız erken gel, tamam mı, eve? Ben de işten erken çıkacağım. Olur canım. Bu sabah çocuklar sana emanet. Akşama görüşürüz. Hoşça kal. Tamam, sen merak etme onları. Hadi hoşça kal. Firuzeciğim, ben hemen çıkıyorum canım. Bir şeyler atıştırmadan mı? Yok, artık kafede yerim bir şeyler. Hayırlı işler. Sağ ol. Çocuklar uyuyorlar herhalde. Onları benim yerime öper misin? Kızlar uyuyorlar da Cem uyanıp dışarı çıktı bile. Çıktı mı? Cem nereye çıktı? Kırtasiyeye. Kokulu kalem ve kağıt alacakmış. Bugün bize Tuğçe gelecekti. Söyle de canları sıkılırsa kafeye gelsinler. Onlara dondurma ısmarlayayım. Evde kızılca kıyamet kopmazsa söylerim gelirler. Kolay gelsin canım. Hayırlı işler Betüş Hanım. Halimize bak. El alem kahvaltı sofrasında klasik müzik dinler. Biz senin halının çok sesli korosunu dinliyoruz. Hur hur hur. Şşşt. Öyle deme kız. Ayıp. Günah ya. Zaten damdan düştüğümüzden beni toparlanamadı zavallıcık. Bak bak, elinde gazetesiyle uyuyakalmış halacık. Halacık mı? Ne halacık be? Sığırcık sığırcık. Aa, tövbe tövbe. Anne, burama kadar geldi. Tutalım bir bakıcı, gitsin kendi evinde bakılsın. Böyle konuşma, böyle konuşma. Duyarsa böyle gücüne gider. Benim de gücüme gidiyor anne, benim de gidiyor. Aylardır evimizin içinde bu evden olmayan biri dolaşıp duruyor ya. Ne bornozla dolaşabiliyorum, ne de ayağımı uzatıp televizyonu seyredebiliyorum. Bütün düzenimiz bozuldu. Tamam, tamam. İyi, nesin gider tıpış tıpış. Ne var? Hayda, bu saatte kim bu? Kalk da bak istersen, zahmet olacak ama. Şu sofraya bir tuz getirdin yok. Kalk hadi. Çarşıdan kim alıyor? Yok anam yok. Bu kadın insan değil. Hor hor böceği, bana mısın demiyor ya? Hor 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 hor. Bil bakalım kim geldi? Kim geldi? Peri. Anne. Hoş geldin Betüş'cüm. Gelsene kahvaltı edelim. Yok yok, ben hiç rahatsız etmeyeyim Suzan'cığım. Aman rahat rahat konuş kız, duymaz o sığırcık. Kafeye biraz geç kalacağım da sana onu haber vereyim dedim. Aman tamam canım, ben birazdan gideceğim zaten, sen keyfine bak. Nereye gidiyorsunuz Betüş Hanım? Sana ne ayol? Önemli değil Suzan'cığım. Evden çıkınca aklıma geldi de anneme bir uğrayayım dedim. Suzan, dikkatini çektin mi? Ne? Evden çıkınca aklıma geldi. Yani bu ne demek? Demek ki Sadık Bey'in bundan haberi yok demek. Ya insan kocasının haberi olmadan sabahın köründe niye annesine gider? Bu açıklanamaz. Ya da şöyle açıklanabilir. Sihirsel sorunlar mı? Anne, sen biraz daha gaganı kapamazsan sinirsel sorunların başlayacak. Aman. Ne var yani? Bir kadın cumartesi sabahı kocasına kahvaltı etme lüksünden annesi için vazgeçebilir. Ve nezaketen bunu kocasına söylemez söylemez. Bunun sihirle ne alakası var gerizekalı? Ay, ne oluyor? Halamız da uyandığına göre artık kafamızı dinleyebiliriz. Kusura bakma Betüş'cüm. Sen keyfine bak. Ben birazdan kafeye giderim. Tamam, sakin ol Suzan'cığım. Tamam, ne olur. Tamam. Hoşça kalın Avni Bey. Görüşürüz Peri Hanım. Avni. Avni kendine gel artık. Hala. Hala bak ne yaptı. Hala. Ne hala hala? Gelen. Ne? Vallahi bir daha Avni'ye dokunursan ayağa kalkar. Sokak seni kovalarım. Eline sağlık halacık. İnanılır gibi değil, dolar gene düştü. Ne biçim şey bu? Borsa yükseliyor, dolar düşüyor. Dolar yükseliyor, borsa düşüyor. Tahtravalli oynuyorlar galiba. Merhaba babacığım. Merhaba kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Betüş, ne var, sen bana niye öyle bakıyorsun?
Ya bu yeni görüntüne bir türlü alışamadım babacığım. Aa, güzel olmadı mı? Aşk olsun. Aa, yo, çok güzel oldu. Hatta insan gibi yaşamaya başladığından beri moralin daha da iyi. Bir de insan gibi göründüğüm günü göreyim, sen o zaman bak bana. Umarım o da olur bir gün. Annem yok mu? Odasında. Aa, ne yapıyor orada? Bilmem. Dün gece atıştık biraz. Şatoda ayrı ayrı takılıyoruz. Niye? Eve geç geldim diye. Bir tomar laf etti. Ne yani? Sen geceleri sokakta mı dolaşıyorsun? Ne yapayım? Sıkılıyorum burada. Biraz hava alıp geliyorum. Evet. Neyse, ben bir çıkıp anneme bakayım babacığım. Hadi çık da bak. Benden de selam söyle. Oldu. Girebilir miyim? Aa, gel gel. Nereden çıktın böyle? Kafeye gidiyordum. Geçerken bir uğrayayım dedim. İyi ettin. Aa, bunlar ne böyle anne? Yoksa akşam bir yere mi gidiyorsun? Yok canım, bir yere gittiğim yok. Öylesine bakıyordum. Öylesine. Hı? Öylesine. Anneciğim, biz biraz Perihan teyzeyle konuştuk. Ya, o bana hiçbir şey söylemedi ama ben konuşmalarımızdan senin biraz sıkıntılı olduğunu hissettim. Yok canım, sıkıntılı falan değilim. Ay, Perihan öyle gelmiş. Yapma anne. Ay, iyiyim, yok bir şeyim kızım. Emin misin? Aa, sana yalan söyleyecek halim yok. Peki. Ha, bir şey daha soracağım. Babam geceleri dışarı çıkıyormuş. Kim söyledi? Aa, biraz önce aşağıda kendi söyledi. Canım dışarı çıkıyor tabii, hava almaya. Ama biraz atıştık da dedi. Evet, atıştık. Her karı koca atışır. Peki. Buraya gelirken biraz endişeliydim ama seni görünce içim rahatladı. Hmm. Anne, ne olur bir şey olursa beni ara, olur mu? Tabii ararım. Hadi dertlenme. Sen işine geri dön. Tamam. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de seni, güzel kızım. Canım, canım, canım. Hoşça kal. Hı hı. Perihan! Perihan! Efendim Dudu? Neden bunu yaptın Perihan? Ne yaptım? Betüş'ü aramışsın, sabah ona gitmişsin, konuşmuşsunuz. Evet hayatım, neler olup bittiğini öğrenmek için Betüş'ün ağzını arayayım dedim. Ama bu arada senin üzgün olduğunu da çıtlatmış bulundum galiba. Bir daha sakın bunu yapma Perihan. Sakın yapma. Taci ile ilgili sorunlarımı hiçbir zaman kızlarıma hissettirmedim, biliyorsun. Biliyorum canım. Nasıl ki Taci'nin beni aldattığını uzun süre onlara söylemedimse, şimdi de şüphelerimden bahsetmek istemiyorum. Bunu hem onları üzmemek hem de babalarına karşı tavır almalarını önlemek için yapıyorum. Haklısın Duducuğum, çok çok affedersin. Tamam tamam. Bu arada bir şeyler öğrenebildin mi, buldun mu? Şekerim, öğrenemedim. İster gündüz olsun, ister gece olsun, yeryüzünde köpeklerin gidebileceği hiçbir yer yok Dudu. Ne bir bar, ne bir restoran, ne bir sinema, ne bir kulüp. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok da çıktığı zaman nereye gidiyor bu Taci? Hayatım, sen hiç merak etme. Ben araştıracağım ve mutlaka öğreneceğim. Hadi bakalım. Hadi Toprak, anne sütü zamanı. Artık emmek istemiyorum. Aa, itiraz yok. Bir bebek için en yararlı şey anne sütü. Ya ama bunu günde kaç defa yapıyoruz? Ama ne kadar çok yaparsak senin için o kadar faydalı. Hem böylelikle benim sihirlerim sana anne sütüyle geçmiş olacak. Sen bu anne sütüyle geçen sihirleri bir bardağa koy. Ben de onları öyle bardaktan içeyim. O da nereden çıktı şimdi? Çilek, Ceren ablam, Cem abim her şeyi bardaktan içiyorlar. Ben hep memeden içiyorum. Zamanı gelince sen de öyle içeceksin. Ne zaman yani? Büyüyünce. Of! Hemen büyümek istiyorum artık. Sakın büyümeye falan kalkma. Benim başımı derde sokma. Ben çıkıyorum aşkım. Tamam canım. Ama gel, ben seni bir öpeyim. Hadi öp. Ne güzel tıraş da olmuşsun sen. Hı hı. Saatler olsun. Beni de öpsene baba. Hadi kızım da versin bir öpücük babaya. Aa, mis gibi kokmuşsun. Ben çıkıyorum aşkım. Dönüşte istediğin bir şey var mı? Yok, zaten ben bugün dışarı çıkacağım. Betüş'e de uğrayacağım. Dönerken bir şeyler alırım. Peki, bay bay. Hadi hoşça kal. Güle güle babacığım. Teyze.
gideceksen beni çileye bırakır mısın? Bırakırım ama uslu duracağına söz verirsen. Söz anneciğim. Ne? Buyurun. Aa, merhaba kızım. Uyuyor ama dur bir bakayım. Kime? Çile'ye. Okulda bir sürü arkadaşı oldu ya, onu da aramaya başladılar artık. Çilek'cim ben mi uyandırdım? Yok, zaten bayağı bir uyumuşum. İyi, o zaman telefona bak Buket telefonda. Alo, ne haber Buket? Günaydın Firuze abla. Günaydın. Tamam, annen seni bize bıraksın, beraber oynarız. Öptüm. Buket bize geliyormuş. Aa, ne güzel, ben de Kerim'i çağırmıştım. Biz film izlerken sıkılırsın diye üzülüyordum. Üzülme abla, artık Buket var. Hadi bakalım giyinin, elinizi yüzünüzü yıkayın. Babanız kahvaltıda sizi bekliyor. Şey Firuze abla, bana giyinirken yardım eder misin? Of. Ben de istiyorum. Hadi bakayım, süsleyelim sizi. Hoş geldiniz beyefendi. Merhaba baba. Gel bakayım. Şöyle gel. Heh. Firuze ablan söyledi, sabah uyanır uyanmaz kırtasiyeye gitmişsin. Bir şeyler almam lazımdı, Tuğçe gelmeden alayım dedim. Oo, kokulu kalemlerle kokulu kağıtlar, öyle mi? Peki bir şey sorabilir miyim? Bunu Tuğçe'ye mi vereceksin yoksa sen mi kullanacaksın? Hanımefendiye mektup yazacakmış. Nasıl yani? Ne mektubu oğlum? Nasıl olsa görüşüyorsunuz, uzakta değil ki, niye ki? Ya mektup işte. Okulda bütün erkeklerle kızlar birbirine yazıyormuş. Tuğçe de özendi. Günaydın. Günaydın. Yüzümüzü yıkayıp hemen geliyoruz. Ama çabuk ama yani. Yani sizinle kahvaltı edeceğim diye bekleye bekleye açlıktan öldüm. Ayrıca ben işe geç kalacağım canım. Hemen geliyoruz. Hadi Çilek. Ben de hemen geliyorum. Sen baba. Nereye, sen nereye? Ya geliyorum işte. Sadık Bey, ben gidip bir bakmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Bir şartla. Duyduklarını ve gördüklerini bana da anlatacaksın. Anlaşıldı mı? Söz. Tamam. Aha, işte seni yakaladım. Söyle bakayım, ne arıyorsun burada? Bir şey aramıyorum Firuze abla. Ceren'e de kokulu kalem aldım. Onu başucuna bırakıyorum. Sen Ceren'e kalem aldın. Hiçbir çıkarın olmadı. Evet, alamaz mıyım? İçimden geldi. Sana inanmıyorum. Eğer bu sebepsiz iyiliğinin altından bir numara çıkarsa... Babana seni bizzat kendim şikayet ederim, haberin olsun. Firuze abla, babamın bilmesi gereken bir şey varsa ona zaten senden önce ben söylerim. Neden bizim odamızdaydı? Hiç. Sana küçük bir hediye aldım da onu odana bıraktım. Bana. Bayram değil, seyran değil. Ve durup dururken sana abin kokulu kalem almış. Enteresan değil mi? Aferin benim oğluma, bak kardeşini de düşünürmüş. Ben de kardeş değil miyim? Bana neden almadın? Sana Unuttum değil mi? Aklına bile gelmedim. Aslında seni değil de... Okula başladığını unuttum. Ama söz kesin bir dahakine sana alırım. İstemem artık. Ya bak ne olur kızma Çilek. Kesin sana alacağım bir dahakine. Git, benden uzak bir sandalyeye otur. Yoksa yumurtam bitince ağzımı sana koklatırım. Tamam kızma, ne olur. Kızdım bile. Sen ne zaman geldin? Şimdi. Yani biraz önce. Hani annen gile uğrayacaktın da ondan sonra buraya gelecektin? Uğradım. Yani
Öyle hemen kapıdan gördüm geldim canım. Maşallah Betüş. Ben evden şuraya gelene kadar bu kadar vakit geçti. Sen hem annene uğradın hem de benden evvel buraya geldin. Kız senin olsun saatte kaç kilometre yapıyor? Ay Suzancığım, yani yollar o kadar boştu. Trafik öyle açıktı ki hemen geliverdim. Vallahi de boştu. Ben de öyle deniz kenarından aheste aheste yürüyerek geldim. Evde otursaydım kafayı yiyecektim. Deniz havası iyi geldi. Gerçi hava pusluydu ama. Suzancığım çok üzülüyorum. Yani niye her şeye bu kadar kafana takıyorsun ki? Ben takvimde kimler taksın Betüş? Ne koca koca ne hala hala. Biri avanak biri bulak. Sen gel bir saat bizim evde yaşa da gör. Yani ne olur Avni Bey'e haksızlık etme Suzan. Aslında o çok iyi bir insan. Aa, sana peri diyor ayol. Yani iyi ama gerçekçi değil. Şu iddia ettiği perileri bir kez olsun ben görsem şu gözlerimle bütün dünyanın göz önünde Avni'den özür dileyeceğim ama yani bir kere olsun görmem lazım. Ay bayılıyorum kendime. Ay çok seviyorum ben beni. Ay sarı tişört de ne kadar yakıştı bana. Gençliğimden beri sarıyı çok severim zaten. Hadi bakalım. Dudu! Dudu! Ne var? Ben çıkıyorum. Gene mi? Gene. Ne var ki? Geceler bitti, gündüzler mi başladı? Aa, batıyor mu sana benim gezip dolaşmam? Kaçta gelirsin? Ne bileyim ben. Kaçta istersem o zaman dönerim. Üçte de dönerim, beşte de dönerim. Vay vay vay. Peki sen niye böyle giyindin? Sen de mi bir yere gideceksin? Ha, bilmem. Madem sen yoksun, ben de çıkarım herhalde. Nereye? Sen bana söylüyor musun nereye gittiğini? Ben de sana söylemem. Anlaşıldı. Beni kıskandırmak için yapıyorsun. Ama bu oyunu ben başlattım. Yutmayacağım. Peki, keyfine bak Dudu. Ben belki sabaha karşı dönerim. Gecikirsen merak etme. Şimdi lütfen kapıyı açar mısın? Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sana da. Savulun! Alemlerin kralı geliyor. Aslında ne haltlar karıştırdığını öğrenmenin en sağlam yolu peşinden gitmektir. Perihan Peri, Perihan Peri, acil durum. Evet, sizi dinliyorum. Yukarıdan şehre bir bakın. Dudu Peri eski kocası Taceddin'i koşarak takip etmeye çalışıyor. Ah, ne yapıyor bu kadın? Deliler gibi Taceddin'in peşinden koş. Ay, 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 ezilecek. Sadık Bey evden çıkalı epey oldu ama evde hala sihirli bir hadise yok. Zaten nasıl olsun? Evde 3 fare var. Bu yüzden çilek sihir yapamıyor. Zaten yapsa da nasıl göreceksin? Odası bodrumda küçücük penceresi var. Avni, evladım. Gözlerim bozulacak o elindeki şeyle baka baka. Bozulmaz halacığım, bozulmaz. Hem bunları soracağına sen bana perileri sorsana. Ben perilerin göründüğüne inanmıyorum. Ama halacığım ben sana göstermiştim, inanmıştın. Hep öyle diyorsun ama ben görmedim Avni. Görmek mümkün değil. Onlar görünmezler. Peki ben ne görüyorum o zaman? Açık konuşayım evladım. Konuş. Bence sen Suzan yüzünden böyle olmadık şeyler görüyorsun. Nasıl yani? Hani demeye dilim varmıyor ama bu kadın seni hep azarlıyor. Arada sırada el kaldırıyor ya, psikolojini bozdu senin. Ben halden anlarım. Çok kırıldı. Sevgiye aç kaldı. Ruhani şeylere inanmak, onlardan kuvvet almak istiyorsun. Evet, öyle söylüyorsun halacığım ama... Ama ben gerçekten görüyorum onları. Bir gün bu izdivaçla ilgili sorunların bittiğinde tekrar normale döneceksin. Ben o vakte kadar hep yanında olacağım. Hiç korkma. Bir tane yeğenim var benim. Onu da kurda kuşa yedirmem. Üzülme sen. Tamam halacığım. Bir dakika. Geliyorum.
Şey, ben Betüş'ün kafesine gidiyorum da düşündüm ki eğer size yük olmazsa toprağa bakabilir misiniz? Ayol, yük ne demek ayol, yük ne demek? Aa, toprak gelmiş. Ne haber Çilek? Seninle oynamaya geldim. Ne iyi olmuş. Hem bugün Buket de gelecekti, beraber oynarız. Yaşasın. Filiz abla. Al bakalım. Hop. Aferin. Hiç merak etme Eda'cığım. Sen toprağı ne zaman bize bıraksan onunla sadece Çilek ilgileniyor. Bir düşürse bir ağlatsa ya yok. Vallahi senden benden iyi bakıyor maşallah. ne de olsa biz periyiz. Bebekken bile kimsenin bize bakmasına ihtiyacımız yok. Neyse ben de o zaman içim rahat rahat gideyim. Merak etme teyze. Anneme selam söyle. Tamam sen de Cem'le Ceren'i öp benim için. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Ne oynamak istersin Toprak? Uçmaca oynayalım mı Çilek? Merhaba Eda Peri. Merhaba Avni Bey. Hangi damdan düştünüz böyle ikiniz geçmiş olsun? Teşekkür ederiz. İşte oldu bir kaza. Nereye? Betüş'ün kafesine. Uçarak mı? Hayır Avni Bey, yürüyerek. Kafeye helikopter mi kalkıyor? Evet halacığım. 15 dakikada bir bu evden kafeye ring yapıyor helikopter. Halacığım yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Betüş Peri'nin kız kardeşi oluyor Eda Peri. Bunlar her yere sihirle gidiyorlar. Allah aşkına gene başlama Avni. Halacığım istersen kafeye onunla gidelim. Yolda uçtuğumuz zaman bana inanırsın herhalde. Birlikte kafeye kadar uçabilir miyiz Eda Peri? Ay ne münasebet Avni Bey, ben uçmuyorum. O zaman demin çifte telli mi oynuyordunuz böyle? Hayır, haftaya düğün var, ona çalışıyordum. Anne, diyelim ki bu kız peri. Çiğ değil, bir periyle böyle konuşulmaz. Fena çarpar adamı. Halacığım çarpmazlar, çarpmazlar. Bunlar cin değil, peri. Değişik bir tür. Yani sen merak etme. İstersen gidelim şu kafeye. Hani hava alacaktık, dolaşacaktık? Ya halacığım yolda giderken havan alırsın gene. Hem kafeye varınca ben sana pasta da ısmarlarım ha. İyi, peki olur. Biz de sizinle geliyoruz Eda Peri. Tamam Avni Bey, önden buyurun. Teessüf ederim yani yürüyerek mi gideceğiz? Yani hiç olmazsa şu sandalyedeki halama acın. Azıcık toparlayan bana acın. Uçarak gitsek olmaz mı? Olmaz Avni Bey. Siz ikiniz istediğiniz kadar uçun. Ben yürüyerek gideceğim. Vicdansız peri. Ben bakarım Firuze abla Kerem'dir. Hoş geldin Kerem. Merhaba. Aman aman kimler de gelmiş, çiçekler getirmiş. Bunları size aldır Firuze abla. İkram ediyorsunuz. Bir teşekkür olsun. Bak kıskandım şimdi. Üzülme canım. Senin de şiir defterinin arasında bir sürü kurtulmuş çiçek var. Hepsi de Kerem'den. Aa, Toprak da burada. Merhaba Kerem abi. Ne haber? İyidir. Niye ne haber diyorsun ki? Konuşamıyor. Bir konuşsa da şununla sohbet etsek. Bu çok tatlı bir şey. Evet çok tatlı. Merak etme. Yakında büyüyeceğim. Bol bol konuşacağız. Nasıl? Ne nasıl? Yok bir şey abla. İçeri gidince konuşuruz Çilek. Bu seninle benim aramda sır olacak. Cem yok mu? Odasında. Sabah odasına bir kapandı. Kapanış o kapanış. Tuğçe'ye aşk mektubu yazıyor. Bu da büyük sınıflarda mı acaba aradan? Biliyor musun Kerem abi? Abim ablamı durup dururken kokulu kalem aldı. Ama bana hiçbir şey yok. Of. Hangi şiiri yazsam ki Tuğçe'ye? Burada bir sürü aşk şiiri var ama sanki hepsi bir kız tarafından bir erkeğe yazılmış gibi. Bu şiirlerin altında niye şairleri yazmıyor ki? Hepsinin altında sadece Ceren yazıyor. Ne zaman yağmur yağsa seni düşünüyorum. El ele yağmurda yürüdüğümüz günü. Sonra hatırlıyorum veda öpücüğünü. Baksın. Ceren! Efendim abi? Bunlar ne? Bilmem. Al da bak o zaman.
çektirdin. Çektirdim. İyi ki de çektirmişim. Böylece yazdığın aşk şiirlerini görmüş oldum. Bu sabah odanda ne aldığı şimdi belli oldu. Ne? Ceren uyurken odasına girip şiir defterini aldın değil mi? Sonra da kalem almaya gidiyorum deyip fotokopisini çektirdin. Ondan mı bana kalem aldın? Eğer seni yakalarsam kızmayayım diye değil mi abi? Çok terbiyesizsin, çok. Sensin terbiyesiz. Bu şeylerle öpüşmek falan var. Siz bununla yalnız kalınca ne yapıyorsunuz? Biz daha Tuğçe'yle el ele bile tutuşmuyoruz. Hiç de öyle şeyler yapmıyoruz. Sen çekil, ölümden elimden bir kaza çıkacak. Abi adı üstünde şiir. Şiir olsun diye yazıyorum. Ya sen onları benim külahıma anlat. Babam bir gelse bunları tek tek göstereceğim. Bak kızın neler yapıyor da şiirlerine bile yazıyor diyeceğim. Ama bu doğru değil. Hele babama bir şey söyle abi. Seni çok kötü yaparım. Sen karışma ufaklık. Al o zaman. Kim yaptı bunu? Kimse yapmadı. Sen kendi kendine geriye gittin. Bak biz buradayız. Sen yaptın değil mi? Sana dokunmadım bile. Sen bittin. Üstüme gelme. Bu sefer büyüğüm büyüğüm demem karşılık veririm. Çünkü bizi haksız yere suçluyorsun. Ne yani? El ele tutuşmadınız mı? Tutuşmadık ama bir şey merak ediyorum. Niye Ceren'in şiir defterini izinsiz aldın? Allah bilir, Tuğçe'ye aşk mektubu yazmak için Ceren'in şiir defterinden kopya çekecekti. Tabii ya. Tuğçe gelsin bak nasıl söyleyeceğim. Kesin Tuğçe'dir. Gel Tuğçe. Ne oluyor? Cem, sana söylüyorum, ne oluyor? Ah, ah, ay ayaklarımda derman kalmadı. Ah. Kim dedi sana? Poposuna nefse yürütülmüş tazı gibi haldır haldır yayan olarak Taceddin'i kovala diye. Ben ne yapacaktım? Fanilerin arasında sihirle mi dolaşacaktım? Hiç bu kadar koşmamıştım. Hele böyle topuklarla. Geç, geç otur şöyle. Ay, 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 bitti. Bitti, bileklerim bitti. Yani sayende sıkı bir İstanbul turu atmış oldum. Attık da ne oldu? Bulabildik mi onu? Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Uf, yok oldu gitti. Ay keşke onu kaplumbağaya çevirseydim. Demek ne yaptığını görmemizi istemedi ki. Bizi arkasında görür görmez tabanları yağladık yarada. Ay aklımı kaçıracağım. Ne atlar çeviriyor bu? Kesin hayatında bir kadın var. Erkekler böyledir, ortadan yok oldular mı? Gerçekten hayatlarında bir kadın olur. İçime doyuyor. Bir gün bu şatayı terk edecek ve onun yerine yerleşecek. Üzülme hayatım, üzülme. Ben akşam onunla konuşurum. Üzülme sen canım. Ay onun için süslenmiştim. Ne kadar güzel giyinmiştim. Saçımı başımı da yapmıştım. Fark etmedi bile. Dışarı mı çıkıyorsun dedi kıskandırmak için. Evet dışarı çıkıyorum dedim. Nereye diye sormadı bile. Tabii aklı başka yerde çünkü. Ya Duducuğum hep söylüyorum sana. Birini ne kadar çok sevdiğimizi ancak onu kaybedince anlıyoruz değil mi? Bu saat oldu hala bir gelen yok. Hayatım havaya baksana ne kadar kapalı. Kimse evinden çıkıp gelmez bu havada. Aman. Dua edelim de güneş açsın bari. Suzancığım, bizim işlerimiz her sonbahar böyle. Strese girme ha. Böyle çalışmayınca, boş boş oturunca sıkılıyorum. Avni ile halası aklıma geliyor. İçimi sinir basıyor yani Betüş. Aa! Ne oldu? Geliyorlar. Kimler? Avni ile halası. Ne işleri var bunların burada? Eda da yanlarında. Ay, ay halası. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Hayır, yani halamı dolaştırmaya çıkarmıştım. Tam Betüş Hanımların kapısında Eda Abbe'ye rastladık. Buraya geliyormuş, biz de gelelim dedi. İyi etsiniz, buyurun buyurun, geçin oturun. Dur bacım, ben sana yardım edeyim. Ama anne beni ite, ite bitti sabah. Evet, çok vicdansız bir kardeşiniz varmış Betüş Hanım. Aa, niye? Niyesi var mı? Bizi buraya uçarak getireceği yerde yürüttü. Betüş, bu adam kafayı benim peri olmamla bozmuş.
Ona kızmayın hanım kızım. Karısıyla bazı sorunları var. Anlamadım. Şu an böyle şeylere inanmak ihtiyacında. Ani, ne diyor bu falan? Yani şunu demek istiyor. Benim perileri görmemi seninle olan sorunlarımıza bağlıyor. Aklını bozduğunu düşünüyorum Avni. Bana bak hala. Sen sakın bu işe karışma. Fikir filan yürütmeye de kalkma. Bizim aramızda ne sorun varsa Avni peri görmeye başladıktan beridir var. Ondan evvel Allah'ımıza bin şükürler olsun gül gibi geçirip gidiyorduk. Hadi oradan. Seni gelin diye aldığımız gün neysen hala olsun. Terbiyen müsaade etmiyor ama başka kelime bulamıyorum. Cazgınsın sen, cazgın! Kocanın delirmediğine dua et. Allah! Tutaydılar diye! Tutaydılar! Tutaydılar! Yavuz, rica etsem biraz sesini kısabilir misin? Dikkatim dağılıyor. Affedersin dostum, şimdi kısarım. Şu oyunu alayım. Şimdi aynı anda iki şey yapamam. Akşamlara kadar oynuyorsun. Bıkmadın mı Allah aşkına? Sen de bulaşırsan o zaman görürsün. Hastalık bu. Hastalık. Sağ ol, ben almayayım. Şirkette birinin bu işleri yapması lazım. Haklısın ya, doğru söylüyorsun. Sen bana kötü bir şey mi söyledin? Yok. Sadece ara sıra çalışmanı ima ettim, o kadar. Üf, aynı babam gibi konuştun yani. Yavuz bak, adamcağız gitti tamam mı? Şirket bize emanet. Yani o varmış gibi tıkır tıkır işleri yürütmemiz lazım, lütfen. Tamam, haklısın. Kapattım işte. Hani kapatmıştım? Vallahi oyundan gelmedi. Bak günahımı alıyorsun. Bir haber portalına kayıtlayayım. Flash bir haber gelince uyarıyor. Aa, flash haber mi? Merak ettim. Bak bakayım ne olmuş? Bugün öğle saatlerinde İstanbul sokaklarında koşan spor giyimli bir köpeğe rastlandı. Aa! Onu kovalayan iki garip giyimli yaşlı kadın görüldü ve aniden ortadan kayboldular. Kadınların resmi var mıymış? Yok. Ha, ya olaya bak ya. Köpeğin tekinin kızgınlık dönemidir. Evden kaçmıştır. Yaşlı kadınlar da onu yakalamaya çalışıyordur. Peki, aa bakar mısın? Köpek bizim Taci'ye benzemiyor mu? Hakikaten ha. Taci'nin giyinmiş hali. Dur bir televizyonu açalım. Kesin haberlerde verirler. Yok, yok, yok işte, yok. Ay, sakin ol Dudu. Ne demiş bu adam sana? Geç geleceğim demiş, bekle biraz daha. Ay, nerede bu adam, nerede? Ay Duducuğum yapma ne olursun. Sinirlerini boşu boşuna harap ediyorsun. Gelince neredeymiş, ne yapıyormuş öğreneceğiz nasıl olsa. Hadi gel. Gel sen birazcık dinlen. Hadi. Dinlenemem. O gelmeden dinlenemem. İçimdeki bu kurt beni öldürecek. Duducuğum seni çok iyi anlıyorum ama şöyle biraz uzanırsan rahatlayacaksın. Gevşeyeceksin. Kendini daha iyi hissedeceksin. Ha? Sen beni dinle. Ay Dudu, yani Taceddin'in hayatında birisi olması fikri seni ne hale çevirdi görüyor musun? Yani adeta kıskançlık krizi geçiriyorsun. Ay Perihan, bütün bunları sana benimle alay ettiği anlatmadım. Alay etmiyorum hayatım, bilakis çok seviniyorum. Ya yani Taceddin senin için ne kadar kıymetliymiş, önemliymiş onu bir kere daha öğrenmiş oldum. Bakalım neler yazıyor. Sana bu soğuk rüzgarlar esiyor. Tuğçe abime çok kızdı. Oh olsun. Cem abi de oturup kendi aşk şiirini kendi yazsaydı. Sen ne yapıyorsun? Senin peri kitabına bakıyorum. Çünkü evdekini annem bana göstermiyor. Niye? Büyüme sihri arıyorum da ondan. Toprak, niye bu kadar çabuk büyümek istiyorsun? Sizinle rahat rahat oynamak için. Hem meme emmekten bıktım. Sütü bardaktan içmek istiyorum. Senin gibi bardağı elimde tutarak. Bir gün nasıl olsa büyüyeceksin. Bebek olmanın tadını çıkart. Sen sanki eskiden büyümek istemiyordun. Herkes anlatıyor. Büyük görünmek için Betüş teyzemin ayakkabılarını, elbiselerini giyiyormuşsun.
Artık okula başladım. Yapmıyorum öyle şeyler. Büyüdün de ondan. Hevesin gitti tabii. Ne olur bana şu sihri bul da beni büyüt. Hayır, Feriha teyze çok büyük ceza verir. Lütfen, senin yaptığını söylemem. O anlar, bilmiyor musun? Biz periyiz. Ne yapsak anında haberi oluyor. Of! Aman! Boş ver toprak. Hadi, gel sana benim tokalarımdan bakalım. Bu güzel mi? Bir saniye Firuze abla. Tuğçe ister misin? Buyur Tuğçe. Ya bana öyle bakma Tuğçe ya, lütfen. Konuşma Cem, kalkıp gitmediğime dua et. Bana bir mektup yazar mısın dedim. Gidip kardeşinin şiir defterinden kopya çektin. Hep senin yüzünden. Tuğçe bir gitsin, göstereceğim ben sana. Öyle bir şey yaparsan bir daha yüzünü göremezsin. Ceren'in ne suçu var? O beni sana ispiyonladı. Sanki o söylemese ben anlamayacaktım. Şurada yazan şiire bak, bir kızın ağzından bir erkeğe yazılmış. Senin yazmadığın zaten belli. Ama ne? Şiirin adı bile yakışıklı. Ya anlamıyorum Cem. Senden aşk şiiri isteyen kim? İçinden gelen bir iki güzel söz yazsan ne olurdu? Benim yazma yeteneğim yok. Ne yapayım? Sen mutlu ol diye bir şiir yazayım dedim. Ay sağ ol vallahi, ben böyle çok mutlu oldum. Geldim. Merhaba Bıgır'cığım, hoş geldin. Merhaba Firuze abla. Gel canım, gel. Merhaba. Merhaba. Kötü bir zamanda mı geldin? Seninle ilgisi yok. Aralarında bir problem çıktı da ondan böyleler. Çilek odasında. Hadi git yanına bakalım. Peki. Hop hop hop. Ben geldim. Merhaba. Aa, Buket. Aa, Çilek bakayım. Toprak. Aa, iyi ki beni hatırlamadı. Geçen hafta annesinin saçlarını yolmuştum. Her şeyi unutturma sihri yaptık ya. Ondan şu an seni ilk defa görüyor. Merhaba Toprak. Merhaba. Bana elini uzattı. Niye korktun? Çilek bu daha küçücük bebek. Kardeşimle aynı yaşta. Nereden biliyor tokalaşmayı? Oyuncak de. Ne? Oyuncak de. Çok eğlenceli olacak. Ona ne mi dedin? Evet. Çilek bu gerçek bebek mi yoksa oyuncak mı? Evet oyuncak. Oyuncak. Tahmin etmiştim. Biraz oynayabilir miyim? Benim hiç böyle bebeğim yok. Hem gerçek gibi hem hareket ediyor. Gördün mü? İnandı. Kaç oldu saat? Boş ver. Ay bak gördün mü hala dışarıda. Hayatım daha gece olmadı. Sabır, sabır. Ay geceyi bekleyemeyeceğim. Geldi. Merhaba, merhaba. Buyurun. Acaba burası Taci Bey'in evi mi? Evet. Siz kimsiniz küçük hanı? Ben onun kızıyım. Bu da benim annem. Ne? Taci Bey bir süre önce annemle çiftleşti. Ve ben dünyaya geldim. Kusura bakmayın, annem konuşamıyor. O safkan bir köpek. Ama ben fani Taci Bey'den olduğum için onun gibi konuşabiliyorum. Ay. Ay Perihan, ben fena oluyorum. Diriler aşkına. Hadi Betüş, bu kadar üzülme. Nasıl üzülmeyeyim Eda? Avni Bey ile Suzan her seferinde bizim yüzümüzden kavga ediyorlar. İyi ama yapacak bir şey yok. Onların kavga etmemeleri için bizim Suzan'a peri olduğumuzu söylememiz lazım. Evet ve kurallarımız buna izin vermiyor. Ne yapalım? Kuralları biz koymuyoruz ki. Ay, dilerim. Bir gün bütün sevdiklerimize peri olduğumuzu açıklayabiliriz. Daha neler? Efendim? Ne? Tamam, biz hemen geliyoruz. Eda, hemen şatoya gitmemiz gerekiyor. Ne olmuş, ne olmuş? Durun biraz.
biraz karışık. Şatoda bir yavru köpek bizim babamızın kendi babası olduğunu söylüyormuş. Üstelik yanında da annesi varmış. Ne? Karışık dedim, hadi hemen gidelim. Ne? Ay Perihan, bir şey yap. Çek şunları gözümün önünden, gelip baş köşeye çöktüler. Tamam hayatım, sakin ol. Ben su içer misin? Ay istemem. Ay, iç ama iyi gelin. Ay istemem. Bir adım içer. Gelme ya. Üstüme. Ay, tamam, tamam. Ya anne, ben kulaklarıma inanamıyorum. Biri bana burada neler oluyor, hemen anlatsın. Lütfen. Anlatayım canım. Şu küçük köpek var ya, şu küçük köpek. Tanıştırayım. Kardeşiniz. Ne? Ne? Evet, bu köpek hanım var ya, o da annesi. Yani sizlerin de kısmen üvey anneniz. Ay ne diyorsunuz canım, ben hiçbir şey anlamıyorum. Anlamazsınız tabii, anlamazsınız tabii. Babanız uzun zamandır, size söylemiyordum tabii, gecelerini dışarıda geçiriyordu. Meğer hovardalık yapıyormuş. Bir köpekle ilişkiye girmiş ve ondan bir kızı olmuş. İşte o. Ama onunla hiç ilgilenmemiş. Buraya benim babalığımı kabul etsin diye konuşmaya geldim. Ne bu köpek konuşuyor? Tabii babanın kızı da ondan, yani ona çekmiş, yarı fani. Ama anası safkan bir köpek. Onun için o konuşamıyor. Düşünebiliyor musunuz? O tüylü şeyi bana tercih etti. Oh Taci, oh seni bir elime geçirsem. Bir elime geçirsem derhal kapı dışarı edeceğim. Git de bütün gecelerini o sokak köpekleriyle birlikte geçir. Annem onun bizimle yaşamasını istemiyor. Buraya sadece nafaka istemeye geldik. Beni evladı olarak kabul etsin. Aylık kemik ihtiyacımızı gidersin diye. Perihan sustur şunu, fena oluyorum. Anne, hayatım bir yudum su. Ay başlama sen suyuna. Anne ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Babam gerçekten bu köpekle beraber olmuş mu? Ay neye uğradığımı şaşırdım. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Selam kızlar, ben geldim. Bak içeride kimler var? Kimler var? Baba. Olamaz. Ayfer. Ayfer de kim? Annemin adı. Bu kim? Aa tanıyamadın mı? Kızın? Kız kardeşimiz baba. Baba bunu bize nasıl yaptın? Ama. Aması maması yok. Metresini ve kızını al, bu şatoyu terk et, bir daha da gözüme görünme. Hayatım sakin ol. Sakin ol. Olamam. Bırak bu düğünü. Olamam. Olamam. Derhal burayı terk edin. Derhal. Hadi bakalım. Dışarı. Dışarı diyorum size. Hoş. Çık Taci senle. Dudu, Betüş, Eda. Biz de seni görmek istemiyoruz baba. Sonsuza kadar seni affetmeyeceğiz baba. Ay ama şimdi kızlar yani... Çabuk burayı terk et, çık git. Tamam şimdi çıkayım ama sen sakinleştikten sonra konuşuruz. Ay ya. Uykunda ağlıyorsun Duducuğum, kendine gel Dudu. Betüş nerede? Eda nerede? Ne Betüş'ü ne Eda'sı? Duducuğum biz ikimiz burada yalnızız. Unuttun mu? Taceddin'i bekliyoruz. Ah demek rüyaymış. Ne rüyası? Ay Taceddin'in bir köpekle ilişkisi olmuş, ondan da bir kızı doğmuş. Ay yok Dudu. Dudu ben senin bu gidişatını hiç beğenmiyorum. Tamam. Tamam. Ben kuralları hiçe sayıp sihirli küreye bakacağım. Taceddin nerede, ne yapıyor öğreneceğim. Ne yapayım? Periliçenin vereceği her ceza kabulüm. Hepsini göze alacağım. Bakayım neler var şimdi burada. Yok bunu istemem. Bu da olmaz. Bakayım yolu şişe fena değil. İçinde de var biraz ama... Aa, dur be şişe. Ay ne kadar oynaksın dur. Perihan teyze sihirli aynadan geceleri dedemin nereye gittiğini, ne yaptığını öğrendi. Meğer dedem sırf anneannemi kıskandırmak için giyinip dışarıya çıkıyormuş. Sokaklarda gezip hiçbir şey yapmadan geri dönüyormuş. Biz bunları daha sonra Perihan teyzeden öğrendik.
O sırada anneannem dedemin boynundan sihirli tasmayı geri alıyormuş. Bir daha onu giyinmekten de dışarıya çıkmaktan da men ediyormuş. Ay böyle kendimi çıplak hissediyorum. Tüh! Keşke dedem yakayı ele vermeseydi, anneannemi kıskandırsaydı. Belki böylece anneannem dedemi kaybetme korkusundan ona geri dönerdi. Olsun, ben sihirli aynamı da gördüm. Dedem anneannemi kıskandırmak için yeni planlar yapıyor. Bu arada bugün toprak da beni çıldırttı. Odada bir oraya bir buraya uçtu durdu. Bu kötü onun oyuncak olduğunu söylemek zorunda kaldım. Tutturdu oyuncağını bana ödünç ver diye. Toprak benim kuzenim, oyuncak değil gerçek. Nasıl vereyim? Teyzem beni mahveder. Toprak dedi ki, benden bir tane kopyala. Yazık, Buket de onunla oynasın. Mecburen toprağın aklına uydum. Toprağa gizlice kopyalayıp bir tane de Buket'e verdim. Buket'e ben de bu bebekten iki tane var dedim. Buket evdekilere görünmeden kopya toprakla bizden çıktı. Ertesi gün bir baktım sınıfa bebek toprakla gelmiş. Oyuncağını bütün sınıfla tanıştırıyor, konuşturuyor. Öğretmenim bile onun oyuncağına hayran kaldı. Derken teneffüste abimle ablam Buket'in kucağında kopya toprağı gördüler. Olanları bilmedikleri için onu gerçek toprak sandılar. Hemen annemlere haber verdiler. Annem, teyzem, anneannem hepsi okula geldiler. Herkese sihirli olanları unutturup beni eve götürdüler. Dedemi izlediği için Pirliçe, Perihan teyzeyi bir çınar ağacına çevirdi. Bu yüzden Perihan teyze bana hemen ceza veremedi. Ama cezası bitince beni bir haftalığına oyuncak bebeğe çevirecekmiş. Bu haksızlık. Şeker evde hep gülen biri, sanki o bizden biri, hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli, bizimkisi bir peri, sıcacık gülümsemesiyle ısıtıyor kalbimizi. Pembe rüyalar, beyaz dişler, artık gerçek bizim evde. Annem, babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker. Evde hep gülen biri, sanki o bizden biri, hem gerçek hem de